kalp krizi geçirmiş insanların kalp kasından bir örnek almışlar. Bu çok ciddi bir çalışma. Aynı zamanda farelerde deneysel kalp krizi yaratarak onların da kalp kası hücrelerini almışlar, incelemişler. Ortaya çıkan tablo bizim DNA'mızın hücre çekirdeğine sığabilmesi için bükülmesini ve ufalmasını sağlar. Histon adlı bir takım maddeler var. Bunların bozulduğu ve sonucunda da hücremizin enerji santrali olan mitokondrinin fonksiyonunu kaybetti ve kalıcı kalpte hasar olduğu ortaya çıkmış. Peki ne yapmışlar? Bu elde ettikleri insan kalp kası hücreleriyle farenin kalp kası hücrelerini beta-hidroksibütiratla bir araya getirmişler. Peki beta-hidroksibütirat ne? Açlık ve ketoz sonucunda ortaya çıkan bir keton cisimciği. Bunu ölçüyorsunuz açlığınızın bir göstergesi olarak. Ve görülmüş ki bu beta-hidroksibütirat bu mitokondrideki değişikliklere iyi geliyor. Kalbin kasılma gücünü arttırıyor ve kalbe faydalı oluyor. İşte size açlık ve ketojenik diyet ve ketozisin faydalarından bir örnek.